Değerli basın mensupları, hepinizi öncelikle sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Üretim reformu paketi adıyla komisyonumuza gelen tasarı, dün akşam itibariyle tümüyle amacından sapmış vaziyette kabul edilmiştir. Açıkça soruyorum, milletvekilliği biten akademisyenin profesör maaşı ve kadrosuyla üniversiteye dönmesinin hem emekli vekil maaşı, hem personel profesör maaşı almasının üretim reformu paketiyle ne ilgisi var, ne alakası var? Özelleştirmeler sonucu kamu zararına yol açmış Bakanlar Kurulu üyelerine, özelleştirme bürokratlarına geri ödetilecek paraların korsan bir yasa maddesiyle affedilmesinin üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Bu son dakika önergeyi zeytinliklere kamu yararı bahanesiyle saldıranların yeni bir oyunu olduğunu görmekteyiz. Zeytine, meraya, kıyıya çare bulmak varken son dakika önergesiyle üniversite adı değiştirmenin üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Milletvekili biten akademisyenin aynı kadrosuyla üniversitesine dönmesine ve bunca genç akademisyen kadro beklerken hem emekli maaşı hem de profesörlük maaşı almasının üretim reform paketiyle ne ilgisi var? Değerli basın mensupları, üretim reform paketi amacından tamamen sapmıştır. Zeytin çiftçisinin, mera hayvancısını, kıyılarda yaşam süren vatandaşı kaygıya sürüklemiştir. Çıkan yasa tasarısı ile zeytin üretiminin azaltılmasına, hayvancılığın da yok edilmesine yol açacak bir düzenleme getirilmiştir. Sanayi üretimiyle hiçbir ilgisi olmayan zeytinlik sahalarının içinde ancak geçen istisna maddelerle madenciliğe toz ve duman çıkaran sanayiciliğe açılması hükümetin tarımı yok edecek utanç verici bir tablosu değil midir? Değerli arkadaşlar, sanayi ve madencilik tarıma rağmen olmaz. Birlikte götürülmesi gereken bu sektörler niçin gözden çıkarılıyor? Zeytini yok ederek, ithalata bağımlı bir tarıma giderek sanayicilik asla yapılamaz. Bizim bu konuda hiçbir uzlaşmamız yok. Zeytin, mera ve kıyı maddelerini getirdiğiniz istisnaları genel kurulda derhal geri çekmelisiniz. Bu zeytinlik maddesine evet oyu veren vekillere hatırlatmak isterim. Zeytinin ölüm fermanına karşı çıkan Tarkan'a zeytinliği mi varmış diyen Sayın Bakan'a da soruyorum. Size bu zeytinlik, mera ve kıyı kanunu için hangi şirketler, hangi isimler baskı kurmuştur? İktidara yakın hangi şirketler yatırımları kapıda hazırlamış da bu yasanın çıkmasını beklemektedir? Zeytinlikleri, mera ve kıyıları talan edecek bu tasarı için kimler bakanlığa baskı kurmaktadır? Hangi bilimsel rapor, hangi siyasi ve ticari ittifak zeytinlikleri, kıyıları ve meraları talan etmeye kalkmaktadır? Hükümete bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Siyasi baskıyla işleyecek zeytinlik kurulu zeytini koruyamaz. Derhal tasarıdan geri çekim. O kurulun adı zeytini koruma değil, zeytine kıyma kurulu haline gelmiştir. Siyaset ve sanayi tarıma rağmen değil, tarımla birlikte kamu çıkarı için yapılmalıdır. Eğer bu tasarı sanayicinin geliştirilmesine ve aynı zamanda üretimin desteklenmesine yönelik ise bu fazla olan, gereksiz olan ve sonradan ihdas edilen tüm maddelerin tasarıdan genel kurulda çıkarılmasını talep ediyorum. Teşekkür ederim.